Neredeyse yarım. Üvey Anne 5. Bölüm. Yapım Mehmet Közoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Neslihan Gürgün. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Hasan Dinç. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Babasının bir başkasıyla evlenmesini kabullenemeyen Aylin bir boşluğa düşer. Dersleri kötüye gitmekle birlikte okuldan da kaçmaya başlar. Hülya tüm çabasına rağmen Aylin'le konuşamaz. Bir gün okuldan gelen bir telefonla irkilir. Aylin'in sınıf öğretmeni kendisiyle muhakkak konuşmak istemektedir. Alo. Hülya Hanım, ben Reyhan öğretmen. Buyurun Hoca Hanım. Aylin geldi mi? Evet, az önce geldi. Şu anda odasında. Çok iyi. Bugün onunla konuştum. 2 gün müddet verdim. Sanıyorum bugün yarın size açılır. Çok teşekkür ederim efendim. Bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Aylin yeniden eski haline döndüğünde ödemiş olursunuz. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Anne, derslerimi bitirdim. Aferin güzel kızım. Bak ne diyeceğim. Ayşe sizin için kahvaltı hazırlıyor. Ablana haber ver, o da gelip yesin. Peki. Ne var? Benim abla. Abla. Abla ne var, neden ağlıyorsun? Yok bir şey, beni rahat bırak. Ama ağlıyorsun. Yoksa okulda zayıf not mu aldın? Saçmalama, insan zayıf alınca ağlar mı? Ben ağlıyorum. Ama ağlamak yerine çalışırsam düzelirmiş. Hülya annem öyle söylüyor. Hülya anne, Hülya anne. Bıktım bu kadından. Onun adını anıp durma. Peki ne derdin var abla? Belki ben yardım edebilirim. Bana kimse yardım edemez. Yo, Hülya anne yardım edebilir. Sus dedim sana. Abla kendine gel. Çok kötü görünüyorsun abla. Ben mi suç işledim Ayşim? Okuldan kaçtım. Sonra da babamın imzasını taklit edip mazeret kağıdı götürdüm. Ama yakalandım ve beni disipline verecekler. 2 gün içinde babamın okula gelmesi gerekiyor. Anlayacağım, ben mahvoldum Ayşim. Babam duyarsa öldürür beni. Peki ne yapacaksın abla? Bilmiyorum. Herhalde evden kaçacağım. Ne? Sen deli misin abla? Hiç öyle şey olur mu? Ne yapayım peki? Hülya neden yardım iste? Bugüne kadar seni hep korumadı mı? Yine korur. Sakın ha. Onun eline böyle bir koz veremem. Bana kalırsa başka çaren yok abla. Hemen doğrusu da bu zaten. O ne yapabilir ki? Ne bileyim. Öğretmenlerle konuşur. Bir daha yapmaz der. İşte öyle bir şeyler söyler. Koskoca kadın ne diyeceğini bilir o. Olmaz. Ondan yardım isteyemem. Hem o kadar laftan sonra. Sen söylemeyeceksin ki, ben söyleyeceğim. Ya babama söylerse? Deli misin abla, söylemez. Hem söylerse beni kaybeder. Bunu göze alamaz. İyi, git söyle. Ama benim söylediğimi sakın söyleme. Tamam, şimdi gidiyorum, sen merak etme. Ayşim, yavrum, neden bakıyorsun bana öyle? Seninle bir şey konuşmak istiyorum ama bu aramızda kalacak. Hele babam asla bilmeyecek, yoksa bir daha yüzüne bakmam Hülya anne. Tamam, söz veriyorum. Neymiş bakalım bu mesele? Bayağı meraklandım. Ablamla ilgili. Başında büyük bir dert var. Anlat bakalım. Ablam okuldan kaçıp derslere girmemiş. Sonra da babamın imzasını taklit edip mazeret kağıdı götürmüş ama öğretmeni bunu anlamış. Şimdi ablamı disipline vereceklermiş Hülya anne. Ya annen ya da baban gelsin demişler. Ah Hülya anne. Babam bu durumu öğrenirse ablamı mahveder. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Gerçekten de çok ciddi bir durum. Demek disiplin cezası vereceklermiş ha? Haksızlı değiller yani. Ne olur gidip konuş Hülya anne. Evet ama önce ablanla konuşmam gerekiyor. Belki ablam senden çekinebilir Hülya anne. Anlıyorsun değil mi? Evet ama bu durumda konuşmaktan başka çaremiz yok. Aylin.
Ayşem'in söylediğine göre bir derdim varmış. Anlatmak ister misin? Ona söyleme demiştim. Bırak şimdi ters davranmayı. Ciddi bir konu var ortada. Önce bana başından beri olanları anlatmanı istiyorum. Peki. İşte hepsi bu. Demek böyle. Bunları neden yaptın diye sormanın bir faydası yok. En azından hatalarını fark etmiş olmalısın. Evet. Yarın seninle okula gidip öğretmeninle konuşacağım. Henüz disipline verilmemiş olman büyük bir şans. Bakarsın ikna edebilirim. Sahi mi? Ya kabul etmezlerse? Kötümser olma Aylin. Konuşmadan ne olacağını bilemeyiz ki. Babama söyleyecek misiniz? Hayır. Babanın bunu duymasına gerek yok. Eğer halledemezsek o zaman düşünürüz. Hadi şimdi kalk da elini yüzünü yıka. Kendini toparlamaya çalış. Birazdan baban gelecek. Onu şüphelendirmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Senin gibi bir talebeye yakışır mı bu hareket Aylin? Ne istiyorsun bilmiyorum. Bak ne kadar anlayışlı ve aklı başında biriyle birliktesin. Teşekkür ederim hoca hanım ama ben Aylin'e kefilim. Kendisine bir şans daha verseniz. Lütfen. İşlediği suç çok büyük Hülya Hanım. Ona nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Ama siz buraya kadar geldiniz. Doğrusu hiç bunu beklemiyordum. Sen ne dersin Aylin? Her insan hata yapabilir. Lütfen bize bir şans daha verin. Peki. Ama sizin hatırınız için Hülya Hanım. Sadece sizin hatırınız için. Çok teşekkür ederim hocam. Yok, bana değil. Hülya Hanım'a teşekkür et Aylin. Gerçekten çok şanslısın. İnsanın ancak öz annesi bu kadar duyarlı davranabilir. Bunu anladığını zannediyorum. Hadi bakalım şimdi doğru sınıfa. Çok teşekkür ederim hocam. İyi günler. İyi günler Hülya Hanım. Sizinle sık sık görüşmek isterim. Ben de. Evet, geçmiş olsun Aylin. Böylece bu mesele kapandı. Dilerim bir daha böyle hatalar yapmaz. Evet, seni okul çıkışında bekleyeceğim. Hem yemek yer hem de biraz konuşuruz. Ne dersin? Olur. Hadi bakalım, sana iyi dersler. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, ne emredersiniz? Mevsim salatasıyla birlikte karışık ızgara rica ediyorum. Sen ne istersin Aylin? Ben de aynından istiyorum. Tabii efendim. Nasıl? Yarınki sınav için hazırlanabilecek misin? Sanıyorum. Başaracağından eminim. Diğer derslerinden zayıf gelecek olan var mı? Not ortalamam düştü. Babam... Babanı merak etme. Onunla ben konuşurum. Bir bunalım geçirdim. Sana hak veriyorum. Çok sevdiğim birini kaybettim ve birdenbire onun yerine başkası gelip oturdu. Buraya kadar haklısın. Ama bilmediğin, anlamak istemediğin başka bir şey var. Ben annenin yerini almak için gelmedim. Sadece yalnızlığınıza, üzüntünüze derman olmak için geldim. Senden tek istediğim arkadaş olmamız dahil. Bunu istemiştim. Anlıyorum. Eğer hala hayatınızdan çekilmem gerektiğini düşünüyorsan bunu yapacağım. Çünkü iki genç insanın dünyasını yıkarak, onların mutluluklarını hiçe sayarak bir hayat süremem. Babandan ayrılmak için bir bahane bulurum. Ne dersin? Niye susuyorsun Aylin? Bu gitmemi istediğin anlamına mı geliyor? Neden ağlıyorsun Aylin? Gitmeni istemiyorum. Aylin çok teşekkür ederim. Her zaman senin yanında olacağımı bilmelisin. Bir abla gibi, bir arkadaş gibi. Nasıl istersen. Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Çünkü seni seviyorum küçük kız. Hadi bakalım bir an önce yemeğimizi yiyip eve gidelim. Kardeşin çoktan gelmiştir. Üstelik yarın sınavın var. Oyalanmayalım. Tamam. Nazlı. Aylin. Beni affet. Söyleyebileceğim tek şey bu. Hepimiz hata yaparız Aylin. Önemli olan bunu anlamak. Nazlı. Ne olur büyüyünce filozof ol sen ha. okul çıkışı yine Seyhanlarla gidecek misin? Hayır, bir daha onlarla görüşmeyeceğim. Çünkü onların eksik oldukları şeye ben sahibim Nazlı. Ya neymiş o? Sevgi ve şefkat. Keşke Seyhanlara yardım edebilsem. Keşke onları yuvarlandıkları uçurumdan çekip kurtarabilsem.
Onların işi çok zor Aylin. Çünkü onlara gerçeği gösterebilecek bir Hülya anneleri yok. Haklısın. Biliyor musun, bugün seni çaya bekliyoruz. Okul çıkışı annenden izin alıp doğru bize gideceğiz. Hı hı, tabii ki gelirim. Anne, fırından mis gibi kokular geliyor. Bakar mısın? Tamam yavrum, şimdi bakıyorum. Aa, çok güzel olmuş bu kurabiyeler. Hem de mis gibi kokuyor. Yaşasın. Hmm, çok güzel kokuyor. Ah, ben bakarım Ayşe abla. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş bulduk. Biliyor musunuz? Sizin için hem kek yaptık hem de kurabiye. Çok güzel oldu. Ne güzel. Biraz daha geç kalsaydınız oturup hepsini ben yiyecektim. İşte buna izin vermezdim Ayşem. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim, ben Nazlı. Ah, seninle tanışmayı çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ben Aylin'le Ayşem'in... Annemiz. Bizim annemiz Nazlı. Üvey Anne adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.